Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarif, siyah zeytinin tarifini paylaşmak istedim. Bir önceki videomda da yeşil zeytinin yapılışını paylaşmıştım. Bu kez de siyah zeytinin tarifini hep birlikte paylaşmak, yapmak istedim. Benim zeytinim 3 kilo olarak aldım. Yıkadım ve bir gün boyunca kuruttum sofra bezinin arasında. Yaş olmamak şartıyla yapmaya başlamak istiyorum hemen. Yalnız zeytini kuruttuktan sonra içindeki bütün çöplerini, yapraklarını ayıkladım. Arkadaşlar, siyah zeytinin yapılışı o kadar çok kolay ve pratik ki yeşil zeytin gibi kırma, dilme yok. Sadece yıkayıp temizliyoruz. İlacından, tozundan arındırdıktan sonra yıkayıp kurutuyorum ve koyacağım kabıma hemen koyarak yapmaya başlıyorum. Bazı siyah zeytinler tamamen siyah ama benim zeytinim biraz alacalı olduğu için hiç sorun değil. Çünkü tuzunu ilave edip de yaptıktan sonra gün gün biraz daha siyahlaşacak. Kendiliğinden simsiyah bir zeytin haline gelecek olgunlaştıkça. Önemli olan zeytinlerin çürüğünü ve çok yumuşak olanını kullanmamak. Böyle gördüğünüz gibi sert ve parlak bir zeytin seçmek gerekiyor siyah zeytin yapmak için. Eğer ki zeytininiz çok yumuşak olursa, bu siyah zeytinler genelde yumuşak oluyor. Çok olgunlaştıkça yumuşadığı için bu yaptıktan sonra da yeme aşamasına geldiğinde hamur gibi çok yumuşak bir zeytin oluyor. Çünkü ben o yüzden yumuşak zeytin almadım. Böyle alacalı ve sert bir zeytin seçtim. Zeytinleri kaplara, bidonlara yani koyarken arkadaşlar tamamen ağzına kadar doldurmamak gerekiyor. Çünkü biraz boşluk bırakmak gerek. Zeytini bidona koyarken boşluğu tamamen ayarladıktan sonra, belli bir seviyeye geldikten sonra o boşluk mesafesi önemli. Bu bidonun bu kadar boşluğu yeterli olur. Bir diğer bidonuma geçmek istiyorum hemen. 3 kilo zeytinimi 5 kiloluk bidona koyduktan sonra bir diğer kalan yarısını da küçük bir bidona koyarak hemen yapmaya başlıyorum. Son zeytinimi de bu bidonuma, ikinci bidonuma koyduktan sonra yine aynı şekilde bunda da biraz boşluk bıraktım. Ve diğer kalan malzemelerini hemen eklemek istiyorum. Arkadaşlar, 3 kilo siyah zeytine kullanacağım malzemeler: yarım fincan sirke, elma sirkesi, yarım fincan sızma zeytinyağı ve bir çay bardağı dolusu da kaya tuzu. Limon tuzu gibi olan kaya tuzundan kullanacağım. İnce tuz kullanmayalım siyah zeytine. Tuzumun yarıdan fazlasını büyük bidonuma döküyorum. Ve diğer kalan az miktarını da küçük bidonuma döküyorum. Üç kilo zeytine arkadaşlar, siyah zeytine bir çay bardağı kaya tuzu çok iyi geliyor ölçü olarak. Sızma zeytinyağımı da yine iki bidonuma da paylaştırıyorum. Diğer kalan az miktarını da küçük bidonuma döküyorum hemen. Elma sirkemi de yine yarıdan fazlasını büyük bidonuma döküyorum. Ve yine az miktarını da küçük bidonuma döktükten sonra
kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Zeytin kapaklarının arkadaşlar hava almaması gerekiyor. Kapalı kaldığı müddetçe hiç hava almayacaktır. Kapaklarının kırık ve çatlak olmaması gerek. Sıkıca kapatalım. Siyah zeytinin yapım aşamasını tamamladıktan sonra arkadaşlar bu ikinci aşamada ise bu siyah zeytinlerimiz ağzını sıkıca kapattığımız için bu şekilde yan olarak bekletiyoruz. Her gün bu şekilde döndürerek çevirerek olgunlaşma aşamasına kadar bu şekilde çeviriyoruz. İlk önce tuzunu, bütün malzemelerini koyduktan sonra çok güzel böyle bir çalkalayalım. Bütün malzemeler, tuzları birbirine geçsin. Aslında ilk 3-5 gün bu tuzun biraz zeytine geçmesi için, zeytinyağının ve sirkenin, tuzun zeytinle bütünleşmesi için birkaç defa böyle birkaç gün boyunca çalkalamak gerekiyor. Sonra da diğer günlerde ise bu şekilde tezgahınızın üzerinde ya da kenar bir köşenizde, balkonunuzda ya da kilerinizde bekleterek bu şekilde evirip çevirip bir buçuk ay kadar olgunlaşmasını sağlayabiliriz. Arkadaşlar benim geçen yıl yine aynı bu şekilde alacalı bir zeytin almıştım. Siyah zeytin olarak yaptım ve geçen yıldan kalan zeytinimin kalanı böyle ve simsiyah çok güzel bir zeytin olarak elde ettim. Geçen yıl ben çekim yapmadığım için çekmemiştim. Kanalımda yok geçen yılki yaptığım zeytin tarifi. Sadece bu yıl çekmeye başladım. Zeytininiz alacalı diye hiç tereddüt etmeyin. Çünkü olgunlaştıkça, gün geçtikçe o zeytin, alacalı zeytinler simsiyah bir zeytin haline gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi benim geçen yılki zeytinim çok harika, mükemmel bir zeytin oldu. Önemli olan çürütmeden olgunlaştırmaya hazırlamak. Gördüğünüz gibi her yiyen hazır zeytin zannediyor. Şimdiki yapmış olduğum zeytini arkadaşlar bir 10-15 gün sonra bunun dibine su birikecektir. Tuz eridikçe siyah su birikecektir. Onu isterseniz hiç dökmeyin. Bazıları döküyor ama kendi öz suyuyla, ana suyuyla kendini, zeytini besleyen suyunu dökerseniz zeytin kuru kalacaktır ve geç olgunlaşacaktır. Kendi ana öz suyuyla zeytin olgunlaşmaya bırakalım ve 40-45 gün boyunca o kendi suyuyla bu şekilde çevirelim, çalkalayalım ve olgunlaşmasına müsaade edelim. Benim geçen yılki yaptığım zeytini de tıpkı bu tarifle yapmıştım ve çok güzel bir zeytin oldu. İsterseniz bu tarifimi siz de deneyebilirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Size de kolay gelsin.